Merhaba sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Bir dolunay, 20 Ekim 2021, 17:56'da Çarşamba günü İstanbul an haritasına baktığımda Koç burcunda 27 derecede gerçekleşmekte. Dolunay netice itibariyle sonuçları aldığımız bir süreçtir. Çünkü gökyüzünde ay artık her şeyi aydınlatır, gizli, saklı kalmaz. Netice itibariyle Koç Dolunay'ı da güçlü bir dolunay. Neden diye soracak olursanız, adı üzerinde Koç burcunda öncü grupta olan bir burçta gerçekleşiyor ve son derecelerde gerçekleştiği için de bir takım olayların artık neticeleneceği, tamamen bitiş olarak görüleceği bir sürecin içerisini bizi yaşatacak. Dolayısıyla bu dolunay hayatımızı etkisi yenilir yutulur cinsten değil. Çünkü bu dolunay da zor bir süreç. Ekim ayı böyle. Ekim ayı biraz sıkıntılı. Fakat Ekim ayında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Sağlıkla ilgili olan konulara dikkat edelim. İletişimle ilgili, artık ticaretle ilgili, artık Merkür direkt seyre dönmüş bir vaziyette 20 Ekim itibariyle, ama henüz yavaş bir direkt seyirde. Dolayısıyla yapılacak olan atılımlar, yeni başlangıçlar için uygun bir zaman değil. Dolayısıyla bu süreci daha sakin ve daha iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Şimdi sabit yıldız etkisine baktığımızda Rişa sabit yıldızının etkisini göreceğiz. Mars Merkür karakterinde bir sabit yıldız. Dolayısıyla bu sabit yıldızın etkisi daha çok ünlü kadınların evlilikleriyle alakalı bir takım sonuçları beraberinde getirebilir. Yani ne olabilir? Evliliktir, boşanmadır. Bu tür ünlü kişilerin haberlerini duyabiliriz, alabiliriz. Aynı zamanda güzel iş fırsatlarını da göstermekte, ama bu ay menziline baktığımız zaman da yeni bir sürece başlamayınız diyor. Dolayısıyla biz gökyüzünü dinliyoruz. Yeni gelen her ne varsa, bize gelen teklifleri bu süreç içerisinde biraz daha beklemeye alarak o şekilde, yani ayın sonlarına doğru deneyimlemekte fayda var. O zaman karar vermekte fayda var. Şimdi bu dönem önemli. 20 Ekim önemli. Neden diye soracak olursanız, gökyüzünde kolektif gezegenler diye adlandırdığımız gezegenlerimiz Satürn, Plüto ve Jüpiter hepsi direkt seyre dönmüş bir vaziyette. Dolayısıyla bunların etkisi, özellikle Jüpiter ve Satürn ve Plüton'un etkisi, Covid'le alakalı konuları tırmandırmaya devam edecektir. Netice itibariyle bu sürecin içerisinde bir takım ilaçlar bulunabilir. İlaç haberlerini alabiliriz. Yeni buluşlar olabilir ilaçlarla alakalı. Bununla ilgili haberler çıkabilir. Bu işin sevindirici boyutu. Fakat daha öncesinde de gizlenmiş olan bir takım haberlerin, olayların da ortaya çıkacağı bir süreci deneyimleyeceğiz. Dolayısıyla Ekim'in sonunda gerçekleşen bu Koç Dolunayı hayatımıza etkisi, ikili ilişkilerle alakalı olan alanda ve finansal konularla ilgili durumumuzu ortaya koyacak. Güçlü bir dolunay
ve ben diye hareket etmemizi gerektirecek. Yani biz dürtüsel olarak ben demek zorunda kalacağız. Karşı tarafı yaptıklarından ötürü. Yani bu şekilde bir sürecin içerisine giriyoruz. Dolayısıyla bu Koç Dolunay'ın burçlara etkisine gelirsek, sevgili koçlar ve yükselen koçlar, eğer Koç burcunun son döneminde doğmuşsanız, son haftasında bu dolunaydan oldukça etkileneceksiniz. Hayatınızda radikal kararları vererek ilerlemeye devam edeceksiniz. Sevgili boğalar, Koç dolunayı sizin 12. evinizi aydınlatmakta. Burada hayatınızla ilgili başınıza gelen neler varsa artık bu konularla ilgili hayatınıza yeni kararları da beraberinde getirecek ve yeni bir süreci başlatacak. Dolayısıyla içten dışa bir transform içerisine gireceğiniz bir dolunayı yaşayacaksınız. Sevgili ikizler, sizin için Koç dolunayı sürprizli bir dolunay. Çünkü burası arzu ve isteklerinizin de gerçekleşeceği bir alan olduğu için bu Koç dolunayında mutlu olacağınız, arzu ettiğiniz hayallerinize kavuşacağınız bir dolunay. Evlilik olabilir, işle ilgili güzel sonuçlar alabilirsiniz. Eskiden kaçırmış olduğunuz fırsatlar tekrar ayağınıza gelebilir. İyi değerlendirin diyorum. Sevgili yengeçler, Koç burcunun etkisi, dolunay etkisi kariyerinizde gözükecek. Burada var olan tüm sorunlar çıplak bir şekilde açığa çıkacak ve siz Anya, Konya ne olduğunu daha net anlayacaksınız ve burada doğru bir karar verme aşamasına gireceksiniz. Çünkü karşıt kaspınızdaki kolektif gezegen Plüton'un etkisiyle artık dönüşüm kaçınılmaz. Bir takım kararlar vererek o şekilde ilerlemeye başlayacaksınız. Sevgili aslanlar, terazi burcundaki yeni ayda bir takım kararlar aldınız, uyguladınız ve şimdi Koç dolunayında bunun sonuçlarını göreceksiniz. Uluslararası konular olsun, yüksek eğitim olsun, sosyal medya, uzak akrabalarla olan ilişkilerinizin neticesini alacağınız, buradaki çalışmalarınızın sonucunu alacağınız bir dolunayı deneyimleyeceksiniz. Burada gerçekleşen teklifler ya da oluşumları biraz daha yavaştan alarak sakin sakin ilerlemekte fayda var. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, Koç dolunayını sizler ödemeler alanınızda deneyimleyeceksiniz. Dolayısıyla burada hayatınızdaki giderleriniz açığa çıkacak ortaya. Belki görmediğiniz masraflarınız vardı. Artık onları net görebileceksiniz. Krediler olsun, kredi kartı olsun, ortaklarınızdan elde ettiğiniz gelirlerle ilgili netlik bu dönem gerçekleşecek ve siz bunları görerek, bunun farkına vararak artık daha net bir şekilde finans konusunda harekete geçebilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sizler 7. evinizde gerçekleşen Koç dolunayıyla birlikte artık ikili ilişkileriniz ve iş hayatınızla ilgili bir takım kararlar arifesindesiniz ve burası sizi eyleme sürüklüyor. Yani artık kararları vermişsiniz öncesinden terazi yeni ayında. Bu Koç dolunayında uygulamaya başlayacaksınız ve her uyguladıkça sizin lehinize dönüşecek avantajlar elde edeceksiniz. Dolayısıyla sizin için çok güzel bir süreç başlamakta. Sevgili akrep ve yükselen akrepler,
Koç dolunayı 6. evinizi aydınlatıyor. Dolayısıyla burada günlük yaşamla ilgili bir takım sıkıntılar ve problemlerin öne çıkacağını, sağlıkla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabileceğinizi, aynı zamanda çalışma ortamınızla ilgili sıkıntı ve problemlerle yüzleşeceğiniz bir dolunayı deneyimleyeceksiniz. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurarak harekete geçmenizi tavsiye ederim. Sevgili yay ve yükselen yaylar, Koç burcunun etkisi aşk hayatınızda gerçekleşecek. Artık terazi yeni ayında sosyal çevrenizde bir takım hareketlenmeler olmuştu. Şimdi Koç dolunayında demek ki bu sosyal çevrede gezdin, tozdun, Ekim'in başında o esnada birileriyle tanıştın ve sonunda da sana bir teklifler gelecek. Fakat bu teklifleri hemen zapingazi gibi atlama, birazcık rölantide beklet, ondan sonra kabul etmeni tavsiye ederim. Aynı zamanda eğer bir yatırım yapacaksan da ince eleyip sık dokuyarak bu süreçte değil, 20'sinden sonraki süreçte değerlendirmeni yine tavsiye ederim. Sevgili oğlaklar, Koç dolunayı 4. evinizi aydınlatmakta. Bu da evle ilgili problemleri, aile büyüklerinizle ilgili rahatsızlıkları, eşle ilgili ikili ilişkinizi, sorunlarını gündeme getirecek. Burada nasıl karar almalısınız, onu tarot size söyleyecek ama benim size tavsiyem gayet mağrur bir şekilde sağlam durmanız gerekiyor ve o soğukkanlılıkla burcunuza has özellikle ilerlerseniz bu süreci çok daha kolay atlatabilirsiniz. Benden size söylemesi. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, Koç dolunayı 3. evinizi aydınlatmakta. Bu da ikili ilişkilerinizle bağlantılarınız, iş bağlantılarınız, sözleşmeler, network, kardeşlerinizle olan ilişki durumunuzla alakalı sorunları ortaya koyacak. Çünkü artık burada gizli saklı kalmayacak, her şey açığa çıkacak. Sözleşmelerinizi burada iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Kardeşlerinizle olan işbirliğinizin artık sonuna geldiğinizi ifade edebilirim. Ya da yakın çevrenizle alakalı bir takım konuları. Ve bu dönem ötelemiş olduğunuz bir seyahati, kısa bir seyahat yapmak durumunda kalabilirsiniz. Hareketli geçecek bir dönem, hayırlara vesile olsun diyorum. Sevgili balık ve yükselen balıklar, Koç burcundaki dolunayın etkisi para hanenizde gözükecek. Burada var olan gelirleriniz neler, finansal kazançlarınız neler, maddi ve manevi ne kazandınız, ne kaybettiniz, hepsinin ortaya çıkacağı ve ona göre bir hareket planı, eylem planı, bütçe yapacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Gerçekler acı bile olsa iyidir. Yalan ya da kendini kandırmak doğru değildir. İşte bu dolunayın mottosu budur. Gerçekler güzeldir. Dolayısıyla her ne kadar acı şeyleri deneyimleseniz de sevgili balıklar, ilerleyen süreç size daha güzel mutlulukları getirecek. Benden size hatırlatması diyeyim. Evet, şimdi geldik tarot kartlarına. Bu dolunayda ne yaşayacaksınız, ne yapacaksınız ve tarotun size tavsiyesi nedir? Bununla ilgili açılım yapacağım. Kısa kısa her burca yönelik. Evet, şimdi sevgili koçlar. Sevgili koçlar, kendi burcunuzda gerçekleşen bir dolunay var ve bu sizi harekete geçiriyor.
Ancak bu hareket planında ataklıktan ziyade kurnaz olmanızı tavsiye ederim. Karşınızdaki kişiyi dinlemeden harekete geçmeyiniz. Önce karşınızdaki dinleyin, sonradan harekete geçin ve tarotun tavsiyesi sizin bu şekilde davrandığınızda para kazanacağınızı da müjdelemekte. Sevgili boğalar, Koç Dolunay'ı size ne yaşatacak? Siz ne yapacaksınız? Ve tarotun tavsiyesi nedir? Ona bir bakalım. Şimdi sevgili boğalar, iletişime geçtiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Bu iş hayatınızla ilgili olabilir, aşk hayatınızla ilgili olabilir. Koç alanı sizin az evvel de söylediğim gibi 12. evinizde gerçekleşiyordu. Zihinsel olarak karar verdiğiniz bir aramaya yapabilirsiniz ama şu anda ki mental durumunuzun enerjisi düşük. Dolayısıyla önce kendinizi toparlamanızı tavsiye ediyorum. Kendinizi toparladıktan sonra harekete geçmeniz, eyleme geçmeniz sizin açınızdan çok daha güzel olacaktır. Sevgili ikizler, Koç Dolunay'ı size ne yaşatacak, siz ne yapacaksınız ve tarotun tavsiyesi nedir? Bir bakalım. Evet. Bolluk ve bereketi deneyimleyeceğiniz bir sürecin içerisindesiniz sevgili ikizler. Yalnız burada var olanı çarçur ederseniz, saçarsanız sükutu hayale uğrayacaksınız. Dolayısıyla bu şekilde devam ederseniz, yani hesap bilmeden fütursuzca kaybı geçeceğinizi ve üzüleceğinizi tarot size uyarmakta. O yüzden elinize geçen ne varsa mümkün mertebe biraz da kendinize, kara günlerinize saklamayı tavsiye ederim. Sevgili yengeçler, Koç Dolunay'ı size ne yaşatacak? Siz ne yapacaksınız? Tarotun tavsiyesi nedir? Bir bakalım. Evet, bu Koç Dolunay ile birlikte aşka düşüyorsunuz ve bu aşk gerçekten sizin için hiç beklenilmedik bir zamanda olacak. Bu teklifi değerlendirip değerlendirmemeniz size kalmış. Ama hayatınızda bir şeyler biterken böyle güzel bir şeyin gelmesi de aslında sevindirici. O yüzden geleni kabul edin derim ben. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, Koç Dolunay'ının etkisiyle bir yerlere gidemeyebilirsiniz. Öteleyeceğiniz bir seyahat, iş seyahati ya da kendiniz için bir dinlenme, tatil durumu olası olabilir. Bunu ötelemiş olabilirsiniz. Neden kaynaklı? Çünkü işlerinizden kaynaklı. Fakat Fatma Ana'nın eli gibi yardımcı ve destekçi bir bayanın katkısıyla işlerinizi kolaylıkla yoluna koyacağınızın haberini size şimdiden verebilirim. Yapılacak olan kanuni, usulü işler sizin lehinize olacaktır. Hukuk yolunda başvurduğunuz mahkemelerinizden olumlu sonuçlar da bu dönemde almanız olası. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, Koç Dolunay'ı size ne yaşatacak, siz ne yapacaksınız ve Dolunay'ın etkisiyle Tarot size ne tavsiye ediyor? Bir bakalım. Evet, sevgili Başaklar, bir kere enerjiniz düşmüş. Hiçbir şekilde bir şey yapmak istemiyorsunuz. Atalet sizi sarmış. Dolayısıyla burada iç disiplininize odaklanarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Tekrardan network'ünüzü, çevrenizi aramanız, sormanız, hangi
harekete geçmeniz gerekiyor. Bir şeyler hayatınızda değişecekse zaten değişecektir. Yani bu ilişki de olsa ya da yeni bir ya da yürüttüğünüz bir iş de olsa bunun bitişi söz konusu. Hayatta hiçbir şey baki değil. Dolayısıyla bir şeyler başlar, bir şeyler biter. Ancak burada sizin emeğinizin, eyleminizin katkısı çok yüksek. Benim size tavsiyem, tarot kartının da tavsiyesi, bulunduğunuz o eski ortamlara tekrar girin. Tekrar eskilere yelken açın, gidin, kendinizi gösterin. Gökyüzünün vasıtasıyla çevrenizden yana alacağınız çok güzel artı gelirler var. Haberiniz olsun. Sevgili terazi ve yükselen teraziler, Koç Dolunay'ın etkisini nasıl deneyimleyeceksiniz? Size ne yaşatacak? Siz ne yapacaksınız? Ve tarot size nasıl bir yol gösteriyor? Bakalım. Evet, sevgili teraziler, bir yol ayrımındasınız. Bir arkadaşınız, sevgili, iş birliği yaptığınız kişilerle bir şeyleri bırakıyorsunuz artık geride. Bu dönem içinize çekiliyorsunuz, içeriye çekilmek istiyorsunuz. Yani ne etliye ne sütlüye bulaşmak istemediğiniz bir süreci deneyimliyorsunuz. Ama gökyüzü diyor ki size, tarot şöyle diyor, zaten gökyüzünün kadim bilgisi, devam et diyor, maalesef devam et, ilerle. Şu anda karar verme döneminde değilsin. İlerle, ne yapıyorsan devam et istikrarla. Sonuç senin için güzel olacak. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, Koç Dolunay'ının etkisi ne olacak? Ve size ne yaşatacak? Siz ne yapacaksınız? Ve tarotun gökyüzünün tavsiyesi size nedir? Ona bir bakalım. Vallahi güzel. Şimdi sevgili akrepler, bir kere yeni bir ortama girmişsiniz. Bu ortamda şıkır şıkır kendinizi gösteriyorsunuz. Bu iş ortamı olabilir, sosyal bir platform olabilir. Gerçekten kendinizi göstereceğiniz bir zamandasınız. Koç Dolunay'ın böyle bir etkisi olacak 20 Ekim dolaylarında. Ama ve lakin bu girdiğiniz ortamlarda benim size tavsiyem biraz dilinizi kısmanız. Yani daha geri planda kalmanız. Bırakın auranız konuşsun. Siz kendinizi deşifre etmeyin. Ve böyle yaptıkça bu bulunduğunuz ortamlarda yıldızınız yükselecek. Pırıl pırıl parlayacaksınız. Çok güzel gerçekten sevgili akrepler. Hadi yine iyisiniz diyorum. Yaylar ve yükselen yaylar, Koç Dolunay'ın etkisi ne olacak? Neler deneyimleyeceksiniz? Bir bakalım. Ve tarotun tavsiyesi nedir? Ay, bu aralar yalnızsınız. Tek başınıza solo takılıyorsunuz. Hiç kimse yok. Ve aynı zamanda kendinizi de tamamen izole etmişsiniz. Hiçbir beklentiniz yok. Beklentisiz bir şekilde oradan o çevreye, bu çevreye giriş çıkış yapıyor olabilirsiniz. Yani hiçbir beklentim yok ama istemem yan cebime koy hesabı. Hani eve de kapatmıyorsun kendini, dışarılara da atmışsın. Aferin. Çünkü bu Koç Dolunay'ı sana aşkı getiriyor. Hadi yine iyisin yay. Vallahi billahi bak, aşk var sana. 20 Ekim civarı, 15 gün sonrası içerisi aşk var. Evet, devam. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar, Koç Dolunay'ı size ne yaşatacak? Siz ne yapacaksınız? Ve tarotun size katkısı nedir? Bir bakalım. Yani oğlak bu kadar parayı düşünmez. Gerçekten. Para, para, para. Şimdi kariyerinizle alakalı zaten bu Koç Dolunay'ı daha önceden etkisi var. Ama bu dönem
Hakikaten paraya düşeceksiniz. Para kazanmak, parayı biriktirmek ve çalışmak bu dönem sizin ana misyonunuz olacak. Aynı zamanda tarot size diyor ki birazcık da selavi yap. Yani biraz es ver. Bu kadar da çalış çalış nereye kadar? Hani bu paraları nereye götüreceksin? Az birazcık da harca. Yani ne yapabilirsin? Tatile çıkabilirsin, gece hayatına akabilirsin. Ama biraz sevdiğin işlerle uğraş, hobilerinle uğraş. Bu kadar fazla iş odaklı olma diyor sevgili oğlaklara. Evet, bu kadar. Şimdi geldik sevgili kovalara. Sevgili kovalar, koç dolunayı size ne yaşatacak? Evet, siz ne hissediyorsunuz ve tarotun tavsiyesi nedir? Birincisi, enerji düşmüş. Pert bir vaziyettesin. Yani önünü göremiyor bir sisli, bulanık bir haldesin. Fakat burada aslında dışarıdan sana bir destek var. Bulunduğun ortam ve çevre gerçekten senin destekçin. Burada ya kişi kendine gel diyorum. Sahip olduklarına bak ve iç sesine güvenerek tekrardan o yerin dibine sıkıca bir basıp o dipten yukarı çıkmayı sana tavsiye ediyorum sevgili kova. Yeter. Yani gerçekten güzellikleri yaşayacaksın. İç sesini dinle diyorum. Evet sevgili balıklar, Koç dolunayının etkisi ile birlikte ne yaşayacaksınız? Size ne hissedeceksiniz? Neler yaşatacak size ve tarotun tavsiyesi nedir? Bir bakalım. Gidelim buralardan diyorsun ama bir türlü gidemiyorsun. Değiştirmek istiyorsun, kaçmak istiyorsun ama kaçamıyorsun. Daha rölantidesin, bekle diyor sana gökyüzü. O yüzden biraz daha bekle, ortamı izle, bir film izlermiş gibi zamanı var. Kasım, Aralık itibariyle harekete geç.